Biz zaten Hoca Emin'in hatırına gözetti kapçayı. Madem kendi istemiyor, vebali bizden kaptı. Şayet isterse evine direk, yüzüne duvak, yetimine göz kulak oluruz. İki cihan bir araya gelse, Mustafa'mdan başka kimsenin eli değmez elime. Azam Bey hiç ümitlenmesin. Allah yazdıysa bozsun. Ben yüreğimi Mustafa'nın yanına gömerim. Buna kavuşacağım günü beklerim. Dokununca kalbe sevda adlı melek. Kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Ya işte böyle Mihrali. Mihrali. Eşber köpek suretine girerse gözleri de yeşil olur. Yerim ben o gözleri. Kız sen de amma manyaksın ha. O manyağın nesine düşkünsün Allah aşkına? Bugün köy burası ama yakında belde olacak. Eli kulağında. O zaman inşallah hep beraber el ele vereceğiz. Gereken neyse yapacağız. Hatta seni de yeniden evlendireceğiz. Aman aman ben almayayım sağ olun hocam. Ne demiş eskiler? Dokununca yüreğe sevda adlı melek. Kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Hükümet, kim bu hükümet ya? Hükümet sensin. Mihrali de hükümetim diyor. Hükümet o. Herkes hükümet oğlum. Değil mi hükümet? He, herkes hükümet, hükümet herkes. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden çayını geçtim. Kız Mihriban senin Ali'ye baksana, gözünü buradan hiç ayırmıyor. Hele bir ayırsın, gözlerini oyarım. Sana bakmıyor ki akıl, bana bakıyor. Hoş, neyine bakacak senin, karga burnuna mı? Burnuma kurban ol hem sen. Hiç uğraşma Fadime, o Mihriban'ın Ali'si. Sana kaptırmaz. Kapayım da gör. Parçalarım vallahi. Kimi, beni mi? Seni de Mihrali'yi de. Yüreğin varsa güçlüsün. Yüreğin varsa Rasim Çelik'ten kale yaptırıp içine girse bile parçalar çıngırağı yuvasından çıkartırsın. Bizim hedefimiz Mihrali. Ötekilere bir şey olmaz. Ne? Ne? Ne var? Ne gülüyorsun lan? Bak sen bile Mihrali dedin emmioğlu. Farkına varmadan Mihrali dedin. Sen bile böyle dediğine göre bu iş bitmiş emmioğlu. Gel vazgeç bu sevdadan. Kes ulan! Bir düğün de sana yapsak, ne oynardım ama. Düğünü beraber yapacağız kardeş. Oyun bozanlık yok. Nerede? Benim mihribanım yok ki. Buluruz sana da bir mihriban. Sana kızmıyor. Bak Emine fena değil mesela. Emine iyi de o Eşber'e yanık be. Bırak şimdi Eşber'in adını anıp da keyfimizi kaçırma.
Kalk Yaşar. Ne oldu ya? Süleyman. Domuz avı yasak değil mi Sebahattin? Abi şimdi yasak dinleyen mi var? Dokuz! Nereye? Nereye? Sayabağ'da adam vurulmuş baba, duymadın mı? Sana ne? Sana ne? Her şeye burnunu sokuyorsun. Geç içeri, geç! Evden adımını at, bacaklarını kırarım senin. Vurdular, adam vurdular. Şeytan! Ali! Ali! Şeytan! Süleyman! Ne yapacağız şimdi Emre oğlum? Bizim olduğumuz anlaşılırsa mahvoluruz. Hele jandarmalar, he? Mutlaka bulurlar bizi. Emre oğlu! Şşt! Emre oğlu! Sana diyorum. Sus be, düşünüyorum. Düşünmenin sırası mı ya? Bir şeyler yapalım. Bu işten sıyrılmamız lazım. Sıyırırız, korkma. Nasıl? Seyfullah mı? Ah Burhan, eller odun olsun. Dünyada senin gibi güzel yavrumu nerelerde göreceğim? Anam, 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 anam. Dayanamam sana yavrum. Genç yaşında kara topraklar için mi büyüttüm seni? Allah'ım nereye gideyim? Vah 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 vah. Hükümetin önünden geçme. Hükümetin önünden geçme. Geçme. Nerelere gideyim ah oğlum benim, genç yaşta başına bu da mı gelecekti? Oy, Karabatlı oğlum benim. Oy, 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 oy. Yavrum, yavrum. Yavrum benim. Ah be Mirali, bir düğün de sana yapsak ne oynardım ama. Düğünü beraber yapacağız kardeş. Oyun bozandık yok. Nerede? Benim mihribanım yok ki. Hükümetin önünden geçme. Geçme.
Pusu kuranlar için Grat Rasim'in adamları mıymış Mutar? Büyük ihtimal. Mirali'nin babasını vuran onlardı. Dumanlı Hoca olmasaydı 10 yıl önce Mirali'yi de vuracaklardı. Onlar da olmayabilir yani, öyle mi? Bilmiyorum, kafam öyle karıştı ki. Bir yandan Mirali, bir yandan hükümet. İkisi de yıkıldı bugün. Bugün hepimiz yıkıldık, hepimiz. Çok üzüldüm, çok. Mirali nerede? Bir delilik yapmasın. Dumanlı Hoca'yı aramaya gönderdi. Mirali'nin de hükümetin de ilacı o. Ne oldu Mirali? Dumanlı Hoca nerede? Hocam yok. Gitmiş. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın komşular. Kusura bakmayın. Bir misafirim gelmiş. Sen rahat ol. Sen sofrayla ilgilen Yunus. Oo, hocam hoş geldin. Haberimiz olsaydı hazırlık yapardık, beklemiyorduk. Biz de beklemiyorduk Rasim Bey. Hani seninle kavilleşmiştik? Mustafa'nın yetimine dokunmayacaktın. Ben yaşadığım sürece kılına zarar vermeyecektin. Hala öyle hocam mı? Ben sözümden dönmedim. Ne oldu ki? Dağda Mihrali'yi pusuya düşürüp Mihrali diye çantaların Süleyman'ı vuran senin adamların değil miydi? Ne? Ah be Dumanlı Hoca, ne diye kendi başına gidersin? Bu işi Çıngırak Rasim yaptıysa iyice gözü dönmüş demektir. Tek başına oraya gidilir mi be? Ah Dumanlı Hoca, ah! Hoca Emin'in başına bir iş gelirse beni kimse tutamaz muhtar emmi. Andolsun kuruturum Çıngırak soyunu. Yangına benzinle gidilmez be yavrum. Of, nedir bu olanlar ya Rabbi? Bir yanlışlık var hoca emmi. Ben böyle bir şeyi ne istedim ne de duydum. Şimdi sen söyledin de haberim oldu. Benim adamlarım böyle bir şey yapmadı. İsteseler de yapamazlar. Benim sana sözüm var hoca emmi. Nasıl yerim sözümü? Rasim, Çıngırak Rasim. Eğer bana yalan söylüyorsan iki cihanın laneti üzerine olsun. Yok yok hoca emmi. Yedi ceddime emin olsun ki yalan değil. Ben bir şey yapmadım. İnşallah öyledir Rasim. İnşallah öyledir. Hasibe hala, Hasibe hala. Hasibe hala. Buyur muhtar emmi, hoş geldin. Hoş bulduk Hasibe hala. Hoca emmi yok mu, gelmedi mi? Demin de Mihrali sordu. Gelmedi, ne oldu ki? Yok yok, önemli değil. Şey Hasibe hala... Hoca emmi giderken yanına bir şey aldı mı? Nasıl bir şey? Ya şey işte, silah milah. Hoca emmi deli mi de silah alsın muhtar? İmamın silahından ne işi olur ki? Ne diyorsun sen? Ne var ağzının içinde? Hiç Hasibe hala, hiç. Öylesine sordum işte. Hadi sağlıcakla kal. Uğurlar ola. Kadını da boşuna telaşlandırdık. Hükümet de yok ortada. Hükümet caminin orada. İyice aklını oynatmış garip. O da sanki hoca emmiyi bekliyor. Allah Allah. Kim yapar lan böyle bir şeyi? Üstelik Dumanlı Hoca varken. Bana bakın lan. Sakın benden habersiz. Yok beyim. Senin eminin olmadan nasıl yaparız? Hoca ağzımızın tadını bozdu. Şu işi bir de biz soruşturalım. Bakalım arkasından ne çıkacak. Hükümetin önünden geçme. Hükümetin önünden geçme. Hükümetin önünden geçme. Hükümetin önünden geçme. Hükümet yapma ya. Bak o köpek ölmüş. Eziyet etme şunu. Hadi gözüm. Hadi. Hükümetin önünden geçme. Hükümet yavrum. Hükümetin önünden geçme. Ha ha ha!
sen de yapamazsın kardeş. Yanında adam kaynıyor. Sinek bile uçurmuyorlar etrafında, bilmiyor musun? Evi de kale gibi zaten. Şimdi bırak Rasim'e, senin benim gülerin gücü yetmez. Hükümetin önünden geçme! Fadime! Fadime! Kim o? Benim kız. Seyfullah. Kalk. Ne oldu? Nereden geliyorsun sen? Mağa evindeydim. Ne oldu köyde bugün? Ortalık bir tuhaf. Süleyman'ı vurdular. Haberin yok mu? Süleyman mı? Hangi Süleyman? Çantaların Süleyman'ı. Nasıl haberin olmaz ki senin? Yer yerinden oynadı. Kız, mağa evindeydim dedim ya. Ne oldu? Ölmüş mü? Öldü tabii. Mihrali'yle okula ağaç kesmek için dağa gitmişler. Birileri pusu kurmuş. Süleyman'dan hükümetin köpeğini vurmuşlar. Hadi ya. Kimmiş pusu kuran? Bilmem. Bağ evindeki iş bittiydi hani? Bitti. Bitti de bir iki ıvır zıvır kaldıydı. Ne oldu ki? Hiç. Hükümetin önünden geçme. Hükümetin önünden geçme. Bu ses ne? Hükümet bağırıyor. Onun da köpeğini avladılar ya. Sabah beri bağıra bağıra ağlıyor hükümet. Bu gömleğin yakasını kendi elimle işledim. Süleyman'ımdan sonra bu mintem bir tek sana yakışır yavrum. Al git, seni gördükçe Süleyman'ım diye avunayım. Miralim yavrum. Mihrali yemek yemeyecek mi? Yemeyecek. Karnını öfkeyle mi doyurdun? Hoca Emre gibi konuşma Süleyman. Yüzüm yüzüme baka baka kararılmış. Ben ağzımı açıyorum, Hoca Emre konuşuyor. Artık sana kısmetmiş bu gömlek. Senin üstüne gördükçe benim oğlum diye seveceğim. Öyle hatırlayacağım. Artık ne yapalım evladım? Kaderde bu da varmış deyip kendimi öyle avutacağım oğlum. Ya bu ne Allah aşkına ya? Ne istediler şu garibin köpeğinden? Onların derdi hükümeti köpeği değildi ki Solmaz. Mihrali'ydi. Mihrali mi? Sen nereden biliyorsun? Bilmeyecek ne var ki? Süleyman'ı, hükümetin köpeğini kim ne yapsın? Kime ne düşmanlıkları vardı ki? Mihrali'yi vurmak istediler aslında ama kurşun gitti Süleyman'ı vurdu. Mihrali'nin babasını da öldürdüler. Köye ilk geldiklerinde babası at arabasında can çekişiyordu. Tepecikli Çıngırak Rasim kan davasına vurdurmuş. Soyunu kurutacağım diye de yemin etmiş. Mihrali'yi de o zaman vuracaklardı da araya Ilıcalı Dumanlı Hoca girdi, ondan çekindiler. Ana, ya Mihrali vurulsaydı ne yapacaktın kız? Bilmem. Ben de hükümet gibi bağırır dururdum herhalde. Geçmem, geçmem. Hükümetin önünden geçmem. Mihrali? Ne yapıyorsun oğul? O elindeki ne? Silah. O silah babana yaramadı da sana mı yarayacak Mihrali? Bırak onu. Ne geçiyorsa aklından, sütüm hakkı için sil onu. Silmem ana, silemem. Babam senin dizinde çırpına çırpına can verdiği gün aklıma kanla yazdılar. Yetti artık. Bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Yok, dur Mihrali. Allah aşkına bir delilik yapma. Bırak onu. Bugün beni vuraydılar biter demiş. Ama hiçbir günahı olmayan Süleyman'ı vurdular. Hükümetin önünden geçme. Dinle bak. Bu sesi duyuyor musun? Hükümetin sesi. Sabah beri çırpınıp duruyor ana.
Onun ne kabahati vardı? Hadi benim yerime Süleyman'ı vurdular. Hükümetin köpeğinden ne istediler? Mihir Ali yavrum. Bu işi bitireceğim ona. Madem ki o namussuz çıngırak suçlu masum aramıyor. İnsan hayvan tanımıyor. Ben de ona hayat hakkı tanımayacağım. Mihir Ali dur. Dur. Öyleyse beni de vur. Beni vurmadan şuradan şuraya adım attırmam sana. Babanı öldürdüler. Seni de öldürecekler. Gidersen parmağın tetiğe ermeden vururlar seni. Sen o çıngırak domuzunu bilmiyor. Seni de vururlarsa ben ne yaparım oğul, ne yaparım? Hükümetin önünden geçme. Hükümet yavrum. Sakin ol. Kendine gel. Aha. Hükümet yıkıldı gene. Sarasa durdu. Ne duruyorsunuz? Yardım etsinize. Yavaş. Dur. Hükümet sakin ol. Kendine gel oğlum. Yaşıyor bu hoca emmi. Köpek ölmemiş. Ulan hükümet. Bağıra çağıra yıktın ortalığı ama... ulan şeytanı bile bağışlattın be kerata. Ağla Mihir Ali'm, ağla kuzum. Öfkeni gözyaşınla yıka oğul. Bu öfke bize göre değil. Bu nefret bize hak değil güzel oğlum. Ağla. Ağla ki rahmet olsun gözyaşın babana. Büyük Allah'ım, günahsız babana evlat azabı vermesin. Mustafa'mı alan Rabbim seni bana bağışlasın. Bir de ne? Yaralı kuzum, yavrum. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gel, gel kızım. Benim beyim Seyfullah. Ne oldu? Köy nasıl? Hoş değil. Süleyman ölmüş. Hükümet de bağırıp duruyordu. Çıldırmış iyice. Hoş ver hükümeti. Ötekilerden haber ver. Ne diyor millet? Bizden şüphelenen var mı? Şimdilik yok. Çoğu Rasim dayından şüpheleniyor. İyi. İşte bu iyi. Neyisi ya? Köylünün, jandarmanın dışında şimdi bir de Rasim Bey kurcalayacak bu işi. Doğru. Hoca Emmi'ye söz vermişti Rasim Bey. Hatçe'ye de, Mihir Ali'ye de. Ilıca'da Dumanlı Hoca yaşadığı müddet dokunmayacağım demişti. Adamlarını salıp soruşturacak şimdi. Kesin bulup öğrenirler şimdi bizim yaptığımızı. Ne yapacağız beyim? Yapacağız bir şeyler. Ne yapacağız? Önce dayımla konuşmam lazım. Kan davası doğuda bile kalmadı ama burada karşıma çıktı. Çok yadırgadım doğrusu. Bu olayın kan davası olduğunu sandım. Ben de zannetmiyorum. Süleyman karıncayı bile incitmezdi ki. Ailesinden kimse de kana bulaşmadı. Köyün en sessiz, en garip ailesi. Kimseyle düşmanlıkları yoktu. Dumanlı Hoca ne diyor? Hiçbir şey. Vurgun yemiş gibi oldu adamcağız. Süleyman onun manevi oğlu gibiydi. Bence Dumanlı Hoca'yı da çağıralım. Ve bu kan davası işine hep birlikte el atalım. Gerekirse variyi de devreye sokarız. Köyü bu berbat töreden kurtarmak lazım. Hele Hoca Emmi gelsin de bakalım o ne diyecek. Gece çıngırak Rasim'e gitmiş. Tek başına mı?
He, Dumanlı Hoca bu. Tek başına bir ordu sayılır. Rasim gibi yılanın çıngıraklısı bile Dumanlı Hoca'nın karşısında süt dökmüş kediye döner. Yapmayın Allah aşkına. Siz de uçurdunuz adamı. Yo, hakikat bu. Hem uçurmak ne hadi mi? Dumanlı Hoca uçana da uçurana da çok kızar. Doğru. Bu kadar yıl köy öğretmenliği yaptım. Dumanlı Hoca'dan başka cebinde aspirin taşıyan köy imamı görmedim. Aspirin mi? O niye o? Başım tuttu. Hocam bir oku da ağrısı geçsin diyenleri için. Öyle diyene bir aspirin verir. Bunu yut. Geçmezse gel o zaman okuyayım der. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Vallahi istersen bir dene Hoca Hanım. Gör bak ne diyecek. Hiç iyi yapmamışsın yeğenim. Dumanlı Hoca'ya sözümüz vardı bizim. O yaşadığı müddet içinde ne Mihrali'ye ne de anasına dokunmayacaktı kimse. Bizi de müşküle soktun. Dumanlı Hoca işi bizden biliyor. Ben Uran biz değiliz dedim. Ama inandı mı inanmadı mı bilmem. Kötü ettin yeğenim. Çok kötü ettin. Neyse. Olmuş bir kere. Şimdi bu işten nasıl sıyrılacaksın onu düşünmeli yeğenim. Benim bir fikrim var aslında dayı. Neymiş o? Seyfullah. Seyfullah mı? Burada az bekle. Gel. Gel Seyfullah gel. Hele geç otur şöyle. Estağfurullah beyim. Böyle iyi. Otur ulan. Sen çık Yunus. Yavaş kız. Aklın nerede senin? Sevdalı mısın nesin? Eşber Letas'ın gelmedi mi? Gelmedi. Seyfullah nerede? Eşber Han'la beraberdi. O da gelmedi. Hiç mi gelmedi? Aslında Seyfullah abim gece bir ara geldiydi. Güne bakan beklemişler. Hiçbir şey duymamışlar. Neyi duymamışlar? Olanı biteni işte. Süleyman'ın öldürüldüğünü mü? Duymamışlar ha? Biri kulaklarına kurşun mu akıtmış? Şamlı'nın, Kocapınar'ın adamı duymuş da bizimkiler duymamış ha? Duymamışlar. Bunlar bir halt ediyor ama neyse. Eşber Tahsin ya da Seyfullah gelirse haberim olsun. İşine bak hadi. Eşber, köpoğlu köpek. Eğer bu işin arkasında sen varsan... ...vay haline. Vallahi ben vurmadım beyim. Parmağım tetiğe bile değmedi. Süleyman'ı vuran Eşber. Kes. Ne olup bittiğini Eşber anlattı bana. Hepsini biliyorum. Hatta sana öğretecek kadar biliyorum her şeyi. Bak, anlatayım sen de öğren. Süleyman'ı sen vurdun, tamam mı? Ama yanlışlıkla vurdun. Güne bakan beklerken domuz sürüsü geldi. Geceden sürüp kıstırdınız domuzları.
Eşber ile Tahsin domuzların peşindeyken sen bir karartı görüp domuz sandın. Eşber ağamdan önce domuzu vurayım da şan olsun diye kestirmeden ateş ettin. Yo ağam, ben etmedim. Lafımı kesme lan. Dinlemeyi öğren tırrık. Sen ateş ettin. Ama mesafede uzaktı. Vurdun mu vuramadın mı bilemedim. Sonra hükümetin köpeği üstüne geldi. O zaman domuz yaralandı da saldırıyor zannettim. Bu sefer korkudan ateş etti. Onu da vurdun. Tamam mı koçum? Ne zaman ki Mihrali ile hükümetin bağırtısını duydun, işte o zaman vurduğunun domuz olmadığını anlayıp kaçtın. Öyle korktun ki Eşber ile Tahsin'i bile unuttun. Tamam mı? Aman ağam. Şşş, daha bitmedi. Bağ evine kaçtın. Eşber ile Tahsin de oraya geldiler. Eşber seni sıkıştırdı. Ona yalan söyledin. Sonra dayanamadın. Süleyman'ın ölüsü rüyana girdi. Vicdanın rahat etmedi. Her şeyi Eşber Bey'e anlattın. O da götürüp seni teslim etti. Tamam mı? Ama doğru değil ki bunlar. Hakikaten tırrık lan bu. Doğru değilmiş. Tabii doğru değil salak. Ama ben öyle istiyorum. Ben isteyince bütün eriler doğru olur. Tamam mı? Tırrık! Uzat elini. Uzat! Aç avcunu. Aç! Her can ölümü tadacaktır. Bu emir değişmedi. Hiç değişmeyecek. Allah'tan geldik. Dönüşümüz de gene Allah'a olacaktır. Adına kabir denilen o kapıdan her can mutlaka geçecek. Ecel şerbetini herkes içecek. Her kim ki ölümün mutlak bir son olduğuna inanır, vah ona. Eyvah ona. O kişi yaşasa da gerçek bir ölüdür. Çünkü inanır ve biliriz ki ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Biliriz ki aşıklar ölmez, sadıklar ölmez, şehitler ölmez. Süleyman. Şahitlik ederim ki Süleyman evladımız saf gönüllü bir aşıktı, sadıktı, su gibi salihti. Rızk için verdiği savaşta bir hain elin attığı kurşun ile şehit oldu. Bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. O hain kurşun Süleyman'ı vurdu, biz öldük. Vuran sadece Süleyman'ı değil, hepimizi vurdu. Öldüren sadece Süleyman'ı değil, hepimizi öldürdü. Her Adem bir alemdir. Her insan bir kainat. Masum bir insana atılan her kurşun, o kainatın sahibine yönelmiş bir ihanet belgesidir ve sonsuza dek lanetli kalacaktır. Diyelim ki bu lanetin kabusu tez zamanda kalksın üzerimizden. Tövbe edelim, aman diyelim, yalvaralım ki Allah bir insan dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir hükmünün gerçekliğini, rahmetini ve merhametini üzerimize gölgelik kılsın. Kini, nefreti, riyayı ve öfkeyi söküp alsın kalplerimizden. Son bir kez hakkımızı helal edelim Süleyman'a. Edelim ki Süleyman uğurladığımız sonsuzluk ikliminde sultan olsun. Ah be Süleyman. Ah be can kardeşim. Ne tez gittin de ne çabuk ayrıldın. Sonra sadıcım sen olacaktın. Ah be Süleyman. Ne oldu, niye şaşırdı bu kahpe kurşuna? Seni ben diye vurdular öyle mi? Beni sen diye vuraydılar mı? Ne olurdu sanki? Ne oldu lan? Korktun mu? Korkmadım hükümetim.
Süleyman'ımı ziyarete gel. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Hadi gel hamama gidelim, hadi. Hamama mı? Niye? Hadi bir gel, gel. Gel hele gel hadi. Gel, gel. Gelsin Hoca Emmi. Hoş geldin kızım, hoş geldin Hatice kızım. Mihrali yok mu? Yok Hoca Emmi. Ben de onu konuşalım diye gelmiştim. Konuşalım. Hasibe, Hasibe bak kim geldi? Mihrali yıkadın mı? He, yıkadım. Akbak ettin mi? He, ettim. İyi yapmışsın hüküm. Aferin sana. Mihrali yıkamasaydın çok kötü şeyler olacaktı. Çok. İyi ki yıkadın bak. Öfkesini aldın götürdün oğlum. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Geçtin ya hükümet, sen geçtin. Mihrali de geçti. Çifte su verdin çeliğe. Ne eğilir ne bükülür artık. Hükümetin önünden geçtim hükümeti. Sayende Mihrali kendi mülkünde Süleyman. Yaman adamsın hükümet. Yaman adamsın. Mihrali'yi zor zapt ettim Hoca Emmi. Mani olmasam gidip Çıngırak Rasim'in evini başına yıkacaktım. Korkuyorum Hoca Emmi. Bu oğlanın kaderinin de babasına benzemesinden korkuyorum. Süleyman'ı vuranlar Rasim'in adamları değildi. Değil miydi? Hı hı. E Mihrali diye vurmadılar mı Süleyman'ı? Orasını Allah bilir. Ben gidip Rasim'le konuştum. Yemin etti. Ben vurdurmadım dedi. Sen de inandın he mi? Hem de Çıngırak'ın lafına. Ah ah. Millet Hoca Emmi diye peşinden koşuyor. Ama bilmiyorlar ki çocuktan daha safsın. Hoca efendi ben sana ne diyen bilmem. Sus Hasibe. Rasim'i tanırım ben. O da beni tanır. Hem de iyi tanır. Yılan o yılan. Boşuna Çıngırak dememiştir ona. Bir soktu mu kökünü kurutur adamın. Yılan kimin ne zaman sokacağını bilir. Bu köyü, bu memleketi sahipsiz mi sanırsın Hasibe? Kimi boş bırakmışlar ki Çıngırak Rasim boş kalsın? Hiçbir şey başı boş değildir. İyi ama bir laf ettik diye vaaza başlama hemen. Mihrali ile bir konuşsan Hoca Emmi. Oğlanın kafası hiç yerinde değil. Kötü bir şey yapmasından korkuyor. Konuşurum kızım. Zaten bütün köyü toplayıp konuşacağım. Zamanıdır. İşler yolundan çıkmadan bir şeyler yapmak lazım. Mihrali, al. Canım istemiyor. İyi. Ben seni için börtten toplayacağım diye ellerimi parçalayayım. Sen böyle surat as otur. Bak. Ah yapma.
Kanımı içme, kardeş oluruz sonra. Olur mu öyle şey? Vallahi zaten akrabayız. Bir de kan kardeş olursak sonra Dumanlı Hoca bile kıyamaz nikahımızı. Ne dedin sen? Ne zaman? Az önce. Kime dedin? Bana. Az önce bir şey dedin değil mi? Ne dedim? Ne oldu? Hiç. Nasıl hiç? Bilmiyorum Mehriban. Hiçbir şey bilmiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Çok kötü şeyler olacak. Bu mesele Süleyman'da kalmayacak. Ne yani? Sen de gidip çıngırak versin mi vuracaksın? Süleyman'ı vurduranın ne olduğunu bilsem rahatsızım çoktan ölmüştü. İyi. Git kimi vurduğunu bul, öldür hadi. Onlar da seni vursunlar. Ben de kendimi vurayım. Hadi durma git. Ne? O ne biçim laf kız? Ne demek ben de kendimi vurayım? Ne diyorsun sen Mihriban? Ha? Hala anlamıyor musun Mihriban? Sana bir şey olursa ben yaşayamam diyorum. Ölürüm diyorum. Anlamıyor musun? Seni seviyorum Mihriban. Seni çok seviyorum. Yapamayız. Hadi canım ağlama.